dünyanın dengesi, pandeminin yıkıcı etkileri dışında göç, vekalet savaşları, bölgesel savaşlar, enerji krizi ve yüksek ham madde fiyatları nedeniyle fena halde bozulmuş durumda. Yaklaşık 500 yıldır dünyayı sömüren gelişmiş Batı ülkeleri bile bu kusursuz fırtına karşısında sorunları çözme kabiliyetini yitirmiş bir görüntü sergiliyor. Vatandaşına banyo yapmak yerine ıslak mendil kullanmayı tavsiye etmeler, klimayı kullanmamak için kravatları çıkarma talimatları verenler vesaire. Avrupa'da ardı ardına hükümet krizleri patlak veriyor. Belçika'da son 14 yılda 7, Avusturya'da ise 21 yılda 11 başbakan değişti. İsrail'de son 21 yılda 8, Yunanistan'da 18 yılda 10 hükümet kuruldu. Bizde de durumlar pek parlak değil. Dikensiz gül bahçesi kıvamında bir hayat yaşamıyoruz. Dünyanın genel istikrarsızlığından payımıza düşeni biz de fazlasıyla yansıtıyoruz. Yüksek enflasyon, dar gelirli ve maaşlı çalışanların belini fazlasıyla büküyor. Türkiye bu sıkıntılara ek olarak bir de içeride ve dışarıda terörle mücadele ediyor. İşimiz gerçekten zor ama ümitsiz vakada değiliz. Şu zor dönemde bile dünya egemenlerini rahatsız eden bölgesel iddialarımızdan vazgeçmedik. Ne askeri darbe girişimi, ne döviz saldırıları, ne de pandeminin sarsıcı etkileri. Hiçbiri Türkiye'yi yolundan geri çeviremedi. Neden mi? Çünkü biz bu zor sürecin ruhunu en iyi kavrayan ülkeyiz. En büyük avantajımız, güçlü bir siyasi liderliğe sahip olmamız. Bu yüzden diğer Avrupa ülkeleri gibi hükümet krizleri yaşamadı. Güçlü ordumuz, savunma sanayimiz ve üretimi, istihdamı önceleyen ekonomi modelimizde ayakta kalmak için olağanüstü bir mücadele verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en tecrübeli liderlerinden biri. Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Libya, Kıbrıs, Ukrayna, Balkanlar, Afrika. Dünyanın sorunlu coğrafyalarının tamamında Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözüm hayata geçirilemiyor. İşte buna güçlü liderlik ve güçlü ordu etkisi diyoruz. Ne mutlu bize ki tarihin bu döneminde ikisine de sahibiz. Erdoğan bütün bunların dışında yüksek enflasyon karşısında zorlanan vatandaşın talep ve beklentilerini karşılamak için de hamle üstüne hamle yapıyor. 6 milyon kişinin 30 milyar liralık icra borcunun devlet tarafından karşılanması. Tarım kredi marketlerinde 30'un üstünde temel tüketim ve et ürünlerinde indirimli fiyat uygulamasına geçilmesi. Mesken abonelerinin %81'inin elektrik faturalarının düşük tarife dilimine alınması. Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki 165 milyar liralık sübvansiyon. Çiftçinin gelir vergisinden muaf tutulması. 3 milyon çiftçiye destek ve kimyevi gübrede %30 indirim yapılması. Arpa, buğday, fındık ve üzüm fiyatlarında açıklanan rakamlar ve ek destek primleri. 850 bin küçük esnafın ticari kazançlarının gelir vergisinden muaf tutulması. Ocak ve Temmuz zamlarıyla asgari ücretin %95, memur ve emekli maaşlarının %86, SSK Bağkur emekli maaşlarının %78 arttırılması. 5.3 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge sorununun çözülmesi. 500 bin yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki vatandaşa bedelli askerlik hakkı tanınması. 3 milyon 127 bin gencin üzerindeki 26 milyar liralık KYK kredisi yükünün kaldırılması. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başlatılması. Kira artışlarına getirilen %25 sınırı. Sadece 2022 yılında vatandaşı rahatlatmak için destekler ve vergi indirimleriyle vazgeçilen kamu geliri tutarı 251 milyar lira. Son 6 ayda açılan köprü, yollar, havalimanları, OSB'ler, fabrikalar, Mavi Vatan'da doğalgaz ve petrol arayan sismik ve sondaj gemileri vesaire, onlardan hiç bahsetmeyelim. Bütün bunları neden anlattık? Erdoğan konjonktürün etkisiyle ağırlığını dış politikaya vermiş gibi görünse de
içeriği de ihmal etmiyor. Kendisini alt etmek için bir masa etrafında toplanan rakiplerine boş alan bırakmıyor. Peki, muhalefet partileri ne yapıyor dersiniz? Seçime bir yıldan az kalmasına rağmen hala boşa kürek çekmekle meşguller. Kötü yönetildiğini iddia ettikleri ülkenin sorunlarını nasıl çözeceklerine dair somut bir önerileri yok. Bırakın somut önerileri. Bir seçim kazanma uzmanı olan Erdoğan'ın karşısına kimi çıkaracaklarını dahi henüz netleştirmiş değiller. Negatif siyaset tarzı ve karamsarlık edebiyatıyla hareket ettikleri için ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen vatandaş tarafından bir ümit olarak görülmüyorlar. Onlarda durum bu olunca Erdoğan'ın bölgesel ve küresel sorunlara rağmen vatandaşını mağdur etmemek için gösterdiği büyük çaba ve pozitif siyaset tarzı sokakta kendisini kıyasıya eleştiren çevrelerde dahi bir karşılık buluyor. En nihayetinde bazıları kabul etmese de hepimiz aynı gemideyiz. Ve insanlar günün sonunda hangi siyasi görüşten olursa olsun fırtınalı denizdeki o gemiyi güvenli limana getirecek bir kaptana ihtiyaç duyduklarının farkında. O kaptanın kim olduğunu da biliyorlar. Sonuç, yeni bir adam kazandı hikayesi bugünden ufukta belirmiş durumda. Malazgirt zaferinin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Dün Ahlat'ta vatandaşlarımızla ve gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Malazgirt, çeyrek asır önce Türklere yeniden aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açılan kapının adıdır. Bu zaferden önce ecdat, Kayseri'den Konya'ya, hatta İstanbul Boğazı'na kadar zaten Anadolu'ya yayılmıştı. Ama henüz bu toprakları bütünüyle güvenli ve huzurlu bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, Malazgirt'teki zaferiyle Anadolu'yu bir eman yurdu haline getirmiştir. Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın ordusu için dua ediliyordu. Sultan Alparslan, tıpkı bugünkü gibi bir cuma günü namazı müteakip, beyaz elbisesiyle atının kuyruğunu bizzat bağlayıp ordusunu hücuma kaldırmıştır. Sultan Alparslan'ın namazgahında hep birlikte eda edecek. Kendisi ve ordudaki kahramanlar için dualarımızı yapacağız. Malazgirt zaferinin ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulan küçük beylikler, önce Selçuklu, sonra Osmanlı'da toplanarak bir cihan devletinin sütunlarına dönüşmüştür. Bizans hükümdarı ise Sultan Alparslan tarafından affedilmesine rağmen Bizans sarayında katledilmiştir. Türk tarihinde pek çok zafer varken Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın bir sebebi var. Çünkü Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının bir zaferidir. Malazgirt zaferinden 3-4 yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, 228 yıl sonra Osmanlı, 852 yıl sonra Cumhuriyet bu zaferin meyveleridir. Sultan Alparslan, Anadolu kapılarını bize açmamış olsaydı, bu coğrafyadaki süregelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik bilmiyorum. Bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Daima gönül coğrafyamızda ve zihniyetimizde yaşayacak. Ecdadın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Ülkemizde bir dönem milli her hasretimiz gibi Malazgirt de unutturulmaya çalışılmıştır. Sınır ötesi harekatlarımızda mücadelemizi yürüttük ve başarıya ulaştık. Biz tıpkı Alparslan, Fatih ve Yavuz'un yaptığı gibi er meydanında her türlü mücadeleyi verirken masumların canlarına halel getirmiyoruz. Hamdolsun ülkemizde herkese yetecek imkanı var. Devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak. İşte bunun için her fırsatta diyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok. Özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi affetmeyeceğiz. Vatanımızı bölmeye çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. İnşallah
Gelecek yüzyılda bizim neslin asrı olacaktır.